2018KPSS ortaöğretim adayları bugün önemli bir şok yaşadı. Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alım yönetmeliği değişti. Bu değişiklikle beraber 5 veya 6 tespit ettiğimiz düzeyde önemli değişiklikler yapıldı. En önemli bunları başlıklar halinde şimdi sunmaya çalışacağız sizlere. Birincisi, dün biliyorsunuz 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. Dün çektiğimiz videoda şunu söylemiştik. Bu sınav sonuçları işçi, memur ve sözleşmeli personel alımlarında kullanılabiliyor demiştik. Ama bugünkü yönetmelik değişikliğiyle işçi alımlarında artık KPSS ortaöğretim sınav sonuçları kullanılmayacak. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları kullanılmayacak. Ön lisans ve lisans düzeyindeki alımlarda yine KPSS sonuçları kullanılacak ama ortaöğretim düzeyindeki alımlarda bundan sonra KPSS sonuçları kullanılmayacak. Adaylar kurayla alınacak. Kuranın sonrasında sözlü sınav yapılacak. Bunu ilerleyen düzeyde, ilerleyen dakikalarda anlatmaya çalışacağız. Bir diğer önemli konu, bugüne kadar tüm işçi alımları Danıştay kararları sonrasında ulusal düzeyde yayınlanıyor. Ne demek bu? Yani şu ilde ikamet etmek, şu ilçede ikamet etme zorunluluğu aranamıyordu. Danıştay bu hususu iptal etmişti. Yapılan düzenlemeyle sadece kariyer meslek işçi taleplerinin ulusal düzeyde verilebileceği kararlaştırıldı. Diğer işçi taleplerinin ise hangi düzeyde karşılanacağına ilgili kamu kurum ve kuruluşunun karar vereceği belirtildi. Bu şu demek, yani bir talebin, kariyer meslek dışındaki işçi talebin dışındaki bir talebin ulusal düzeyde mi, il düzeyinde mi, işçi ilçe düzeyinde mi verileceğine ilgili kamu kurumunun kendisi karar veriyor. Eğer ilanı veren DSİ ise DSİ karar verecek. Karayolları ise karayolları, TCDD ise TCDD. Bu da önemli bir husus. Bu şu demek, birçok aday yine başka bir ildeki ilana yakın dönemde başvuru yapamayacak. Biliyorsunuz İşkur açık ilan edilen pozisyonun 3 katı adayı kamu kurumuna bildirmekteydi işçi alımlarında. Kamu kurumları da bunları sözlü sınava almaktaydı. Bu 4 katına çıkartıldı. Yani bundan sonra artık 3 katı aday değil 4 katı aday bildirilecek. Yine kura işlemlerinde biliyorsunuz açık ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday kura ile belirlenmekteydi. Bunlar sözlü sınava alınmaktaydı. Yeni düzenlemede 4 katı aday kura ile belirlenecek ve bunlar sözlü sınava alınacak. Bu bahsettiğimiz hususlar sadece normal işçi talepleri için değil, EKPSS yani engellilerin gireceği alımlarda da böyle olacak. Yani özetliyorum, ön lisans ve lisans düzeyindeki alımlarda EKPSS sınav sonuçları kullanacak işçi alımları için söylüyorum. Ama orta öğretim düzeyi ve daha alt düzeydeki alımlar için yine EKPSS kullanılmayacak. Adaylar başvuru yapacaklar eğer nitelikleri taşıyorlarsa. Başvurdukları yerde kurayla açık ilan edilen pozisyonun 4 katı adayı belirlenecek ve bunlar sözlü alınacak. Yani hem normal işçi alımlarında hem engelli işçi alımlarında böyle bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girdi ama bu tarihten önce yayınlanmış ilanlar için eski mevzuat hükümleri uygulanacak. Ama 9 Kasım 2018 tarihinden itibaren yayınlanacak tüm ilanlarda bu dediğimiz düzenlemeler geçerli olacak. Kanalımıza lütfen abone olunuz. Bundan sonraki videolarda tekrar sizlere bu tür videolar çekip göndermeye çalışacağız. İyi günler diliyoruz.